Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde artık stilistlikte işlerin ne kadar kolay olduğunu, üç boyutlu programlarla nelerin nasıl yapıldığını görmenizi sağlamış olalım. Bakın, şu anda biz bir silüetin üzerinde bütün oynamaların yapıldığını görebiliyorsunuz. El çizimiyle yapılırken buradaki sistemi de dikkat etmenize yarar var. Ağzından burnuna kadar, kafasına kadar her türlü eklem yerini bir anatomik olarak oynatma imkanına sahip olabiliyoruz. Değiştirebiliyoruz, ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Tabii el çizimiyle bunun arasında dağlarca bir fark var arkadaşlar. Artık dünya bu teknolojiyi kullanıyor. Dikkat edin, vücut hatlarıyla, vücut mimiklerine, jestlerine kadar hepsinden oynayabiliyorsunuz, saçlarına kadar. Yani burada el çizimiyle bunun arasındaki farkları ben birazcık görebilesiniz diye böyle o kadar hızlandırmamıza rağmen bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Artık teknoloji bunları yapmak için mükemmel bir noktada. Evet, gördüğünüz gibi biz burada ne yapıyoruz? Uygulamalarımızı bakın koyuyoruz ve istediğimiz renklerde saçlarından bütün şeylerine kadar değişikliklerimiz mevcut olarak var. Bunları takip etme imkanına da sahip olabiliyorsunuz. İşte buradaki uygulama kısmımız. Dikkat edin ne kadar kolay, kısa yoldan bu işlemleri yaptığımızı da görmenize yarar. Saçları istediğiniz şekilde bakın döndürebiliyorsunuz, çevirebiliyorsunuz. Aklınıza gelebilen her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar teknik boyutlu bir alanımız var. Mümkünse bunları sitemizdeki kendi bölümleri içerisinde mutlaka tıklayın ve izleyin arkadaşlar. Çünkü çok ayrıntılı bir uygulamamız mevcut olarak var. Ellerini bakın burada el çizimi var ama burada eller hareket ediyor dikkat ederseniz. Bunların hepsi 3 boyutlu programlarda yaptığımız uygulamalar arkadaşlar. Bunları gördüğünüz zaman hayretler içinde kalacaksınız. Bakın biz bu ellerin hepsini 3 boyutludur. Yani insan eli olarak değerlendirmeyin sakın bunu. Biz bunları kendimiz hareket verme imkanına sahip olabiliyoruz. Ayaklarına kadar, vücut hatlarına kadar bakın şimdi. İster bayan yapın, ister bay yapın. İstediğiniz duruşu, şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Yani buradaki tasarımsal uygulamalara dikkat etmekte yarar var. Tabii bunun yanında Corel'de, Photoshop'ta aynı şekilde bakın dikkat edin. Photoshop, Corel'de uygulama, el çizimi ve yeni nesil 3 boyut program. Arkadaşlar 3D programlarında nasıl yapıldığını göstermiş olalım burada. Arkadaşlar Corel'de çizimimiz. Bu standart bir çizimdir. Bunlara çok şey yapmıyoruz ama bunların bütün dersleri de mevcut olarak var. Ama bu 3 boyutlu sisteme çok dikkat etmenizde yarar var. Bakın bunu istediğimiz şekilde sıfırdan bir kalıpta getirebiliyoruz. İstediğimiz kalıbı buraya kendimiz dizayn edebiliyoruz. Ve bunun zaten uygulamalarını göreceksiniz arkadaşlar. Sitemizin içerisinde mevcut olarak var. Ve artı el çizimi de var arkadaşlar bizde. Ama bunları interaktif olarak veriyoruz arkadaşlar ama artık günümüzde çok fazla kullanılmamakta. Dikkat edin arkadaşlar, 3 boyut sistemde nasıl bir teknolojide nasıl hızlı bir şekilde uygulama yapıldığını, bunların hepsinin ders çekimlerine kadar her şeyini hazırlamış koymuşuz arkadaşlar. Ne kadar efektif durduğunu, nasıl bir kumaş dizaynını verdiğini görebiliyorsunuz. İşte burada da arkadaşlar defilemizin hazır hale geldiğini de görmüş oluyorsunuz ki bu sizin aslınızdan arkadaşlar önemli. Bunu mutlaka izlemeniz de gerekiyor. El çizimi işte Corel, Photoshop gibi çizimlerde de yapabiliyorsunuz ama tabi bunun gibi oluyor mu dersinizse olmuyor arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi ne kadar doğal bir şekilde durduğunun, doğal bir şekilde yürüdüğünü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kıyafeti istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz, istediğiniz gibi giydirebiliyorsunuz. Arkadaşlar mankeninizi kendiniz tasarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Defile yaptığınız mekanı kendiniz hazırlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Işığına, gölgesine kadar kameranın çekim yönüne doğru da bakın. Kamera takip edecek şimdi. Bu el çizimi noktası arkadaşlar. El çizimine devam ediyor. Burada Photoshop, Corel'de yapılan uygulamalar. Bunları geçiyorum. Defilemizdeki dediğim gibi arkadaşlar bakın kişiyi nasıl takip ettiğini, kameranın açısına dikkat ederseniz de bunu görme imkanına da sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın kamera geri çekiliyor şimdi. Yani bunların hepsini çok dizayn etme haline de sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da uygulama kısmımız bu şekilde. Ben bu defile kısmında geçiyorum. Bunu daha ayrıntılarını şeydeki defilelerimizden yani içerideki şeylerimizden sitemizin içerisindeki linklere tıklatarak arkadaşlar bunları görme imkanına da sahip olabileceksiniz. Arkadaşlar 3 boyutlu şey noktasından sonra modelistik kısmımızda bakın ölçülerimizi alıyoruz. Bu ölçülerimizi 3 boyutlu programımız arkadaşlar burada aynı ölçüleri verme imkanına sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Verdikten sonra da bunu 3 boyutlu programımızda da kullanabiliyoruz. Birini modelistikte kullanıyoruz, birini stilistikte. Bir tanesi de gerçek hayatta aldığımız ölçüler bakın. Şu anda bel ölçümüzü alıyoruz.
Bu bel ölçüsünü aynı ölçüyü buraya giriyoruz. Aynı ölçüyü de buraya girmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani o ölçü aynen 2 dakika içerisinde dizayn edilmiş hali oluyor. Bu da basen ölçümüzü de aldık arkadaşlar. Aynı ölçüleri buraya verdik. Sonra burada arkadaşlar neyimiz var? Dikişinden elde modelistiğine kadar, bilgisayarlı modelistik gerber asistine kadar, 3 boyutlu modelistik programımıza kadar hepsi mevcut olarak var. Burada arkadaşlar çok hızlı bir şekilde kalıp çıkartma özelliklerine de sahip olabiliyorsunuz. Yaptığınız kalıbı anında uygulama imkanına sahip olabiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi ekranda şu anda görüyorsunuz zaten bunları. Çok teknik boyutta bunları yapmak mümkün olmakta. Evet, buradaki arkadaşlar giydirmelerine kadar yaptınız, boyutlarına kadar verebiliyorsunuz. Eldeki kalıp sisteminden bilgisayarlı kalıp sistemlerine kadar, bütün 3 boyutlu sistemimizdeki kalıp çıkartılmasına kadar görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yaptığınız kalıpların hazırladıktan sonra da dikim aşamasına kadar, diktikten sonra da arkadaşlar burada 3 boyutlu giydirmesine kadar ve en sonunda da defilesine kadar görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi bunların hepsinin teknik altyapısı var. Ben biraz hızlandırarak mecburen bu şekilde anlatmak zorunda kaldım. Çünkü alanımız noktasında, yani biliyorsunuz internet sitesinde videolar çok ağırlık yapıyor. Onun için hızlandırarak göstermek zorunda kaldım. Bunların hepsi arkadaşlar sitemizin içerisinde bulunmakta. Bunları mutlaka takip etmenize yarar var. Her bölümün başında bir video konulmuş. O dersle ilgili olarak anlatımlarına kadar görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şu şekilde de en sonki videosunu da bir defilesinde kendisi yapmış olsun. Ben bu şekilde bırakmış olayım. Tabii bu ayrıntılar ancak geldiğiniz zaman görebileceksiniz arkadaşlar. Artık moda tekstil noktasında bu dünyadaki en son teknik diyebilirim arkadaşlar. Yani bunu da bu şekilde bilmenizde